da işte bazı tırnak içinde gazeteci olarak geçinen de birileri böyle son dönemde şöyle yorumlar yapıyorlar. Bakın, artık bu Türkiye'lilik kavramını kimse engelleyemez. Bu işte Mustafa Kemal'in de devrimleriyle beraber gelen bazı işte Atatürk'ün de devrimleriyle gelen bazı konuların artık geride kalacağı, işte ulus devlet mantığının da biteceği ve yakında görün işte Suriyeli, işte siyahi ya da zenci demiş kendisi, o Rasim Ozan'ın şeyi galiba, bakanlar olacak. Bakın, devlet görevleri olacak. Yani bunun da adı Türkiye'lilik. Yani Türk değil de Türkiye'lilik gibi bir kavramla beraber Türkiye artık oraya doğru ilerliyor. Asıl proje buydu zaten diye bir yorum, bir algı yapılıyor şu anda sosyal medyada. Ve yani bunu konuşanlar tabii ki fikir özgürlüğü anlamında herkes her şeyi konuşabilir ama yani ilginç, çok rahat bir şekilde herkes abi atıyor tutuyor böyle, yani devletin rejimiyle ilgili, sistemiyle ilgili, anayasayla ilgili gibi. Ama asıl birilerinin amacının da bu Türkiye'lilik kalemi, bir ümmet, Osmanlı ümmeti gibi. Yani böyle Türkiye'lilik, zenci bakanlar, Suriyeli dinlemeler gibi bir şey Ama olacakmış gibi. millet olmak ümmet olmaktan daha iyidir Ferit. Millet olmanın sakıncası yok. Amerika Birleşik Devletleri bir millettir mesela. İspanyolu var, Çeki var, Almanı var, İtalyanı var, Fransızı var, İrlandalısı var, İskoçu var. Ya var oğlum var. Çinli var, Japon var, Türk var, Yahudi var. Millet olmak kötü bir şey değil. Yani ben öyle konulara şey değilim. Ama millet Türk milletini kurarken Mustafa Kemal bizde de Boşnak, ben damadımın bir tanesi Arnavut, harika bir şey. Çok da seviyorum. Evladım kadar seviyorum. Yani müthiş adamlar çünkü bunlar, bu Arnavutlar. Bir Arnavut var, Daimut diye bir çocuk. Bazen izliyorum, bayılıyorum. Evet, agnostik ama herif müthiş bir olan. Harika bir çocuk. Şimdi ya ne yapacağız? Sen Daimut, ben olsam gelirim. Diyanet bu işleri başka ne yaparım ben olsam mesela. Yaparım abi. Ya adam agnostik, bana ne agnostikse, ya bütün dinler aynı mesafede duruyor. Şimdi şu çok önemli. Bizde kavga yanlış yapılıyor. Kusura bakmayın gene. Ben konuşabilir miyim? Tabii Konuşuyorsun abi. abi zaten. Şimdi bu Suriyelilerin Türkiye'ye getirilmesi en başından çok büyük yanlıştı. Çok büyük yanlıştı. Çünkü Türkiye'ye bunlar getirilirken ucuz emek olarak getirildiler. Ucuza o emek olarak getirilmeleri için bir bahane lazımdı. Bahane de Suriye'deki o andaki kargaşa, yani Sünni Müslümanların Esad'a isyan etmeleri bizimkinin işine geldi. Demokrat ol falan dediler. Ya sana ne, sen ne karışıyorsun adamların işine derken asıl amaç o değildi. Asıl amaç Suriye'nin içini karıştırıp oradan ucuz emekçileri yoğun emek olarak Türkiye'ye getirmekti. Nitekim aynen de öyle oldu. Bu işin başında çekenin kim olduğunu 13 yıldır söylüyorum. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı. Hersiko. Adam 20-22 yıldır Rifat Bey orada hala duruyor, İsarcıklıoğlu. Recep Tayyip Erdoğan da işine geldi. Bütün iş adamları da KOBİ, bilhassa MÜSİAD. Bakın dikkat. Bilhassa MÜSİAD çok hoşlandı bundan. Ucuz emek olarak, fakat arkası öyle kötü geldi ki Erdoğan da tahmin edemedi. Onlar 1,5-2 milyon falan diye tahmin etmişlerdi, ediyorlardı. Berbat oldu. Sonra tabii uluslararası kanunlar devreye girdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ilişkileri korumak zorunda. Uluslararası alanlarda imzalar atmışsın. Mülteci kanunları dünyanın bütün ülkelerinde tarafından kabul edilmiş kanunlardır. Ve o mülteci kanunlarına göre mültecilerin barınacağı yerler, işte geçim şartları falan yaparsınız. Biz bunları mülteci diye aldık. Böyle mülteci olmaz. Mülteci dediğin 300 kişi olur, 500 kişi olur, bilemedin yani. En çok hadi 1000 kişi. 8,5 milyon mülteci mi olur ya? Olabilir mi böyle bir şey yani? Şimdi ne yapıyoruz? Gidin diyoruz. Kardeşim tamam da bu insanları sen mülteci olarak yazmışsın. Göçmen dememişsin. Bakın bu çok, burası da çok önemli. Bunu 12-13 yıldır anlatıyorum. İlk başta daha bunları getirirken göçme olarak getirseydiler ne olurdu? O zaman da Avrupa Birliği fonlarından para gelmezdi. Yani Tayyip Erdoğan hükümetlerinin hatalarını bir üst üste koymaya kalksam gökyüzüne kadar çıkar kardeşim. Ama peki muhalefet ne yaptı? İşte ben yaptım muhalefet. Benim gibi 50 kişi, 60 kişi belki muhalefet etti. Biz böyle muhalefet ederken başkaları olayı ırk yönünden aldılar. Eyvah dediler, demografik değişim olacak.
eyvah 50 sene sonra Türkiye'de Suriyelilerin sayısı Türklerin sayısını geçecek falan. 1970'li yıllarda derlerdi ki gelecekte Kürtlerin nüfusu Türklerin nüfusunu geçecek, Türkiye Kürdi olacak. Benim daha 20'li yaşlar dedim. Böyle iddialar olurdu. Ya bunlar hepsi bu ülkeyi karıştırmak için atılan iddialardı. Şu anda Türkiye'deki bu insanlar kanunen kardeşim mülteci. Kanunen. Sığınmacı. Ne derseniz diyeyim. Siz bu insanları zarla zorla kovamazsınız. Kovmaya kalkarsanız dünya başınıza çöker. Ben böyle söyleyince de bay efendim sen Suriyelilerden yana mısın? Yok lan ben onlardan niye yana olayım? Ne ilgisi var? İlk başından beri onlara karşı olan benim. Ama ben kanunlara riayet eden bir adamım. Adaletli olmak lazım. Ama abi onun işte için... alırken bu topluma sormadılar ki. Yani toplumun geneli rahatsız. Alırken ama alırken değil mi? Bak alırken. Alırken sormadılar ki abi kimseye yani. Hani. Hayır biz anlattık ama Ferit kendimi övmeyeyim bak tekrarlıyorum. Hiç, ama öveyim Erasmus'a demişti. Sen kendini övmezsen başkaları seni övmez. Bu konuyu Türkiye'de ilk günlerde işçi işgali olarak benden başka konuşan bir tek kişi yoktu. Bak, ama bir söyleyeceğim. Bir söyleyeceğim. Bazı troll tipler, bazı hükümete yakın işte gazeteciler gibi tipler. Bu adamlar abi, hükümet tarafından da beslenen bazı kişiler bunlar. Önce bir kamuoyunu yokluyorlar. Bakın. Yani bence bu mülteci ya da sığınmacılar diyelim ya bunlarla ilgili devletin gerçekten yani devlet derken bu hükümetin yani devleti şu an yöneten hükümetin diyeyim. Gerçekten böyle planlar olabilir. Yani ileride bakan, makan gibi ya yeni bir Türkiye'lilik kavramı gibi olabilir. Şey. Yani, olabilir. İşte sen onu normal karşılıyorsun. Olabilir benim. Ferit, yani. Ferit ben onu niçin normal karşılıyorum Ferit? Düşün ki 10 sene, 15 sene sonra bu insanlar gelmişler Türkiye'de devlet yurttaşlık vermiş bunlara. Benim devletim yurttaşlık vermiş. Haliyle yurttaş olarak bunlar eğer milletvekili seçilebilme hakkına sahipseler o zaman milletvekili seçilme yeterliliği bakan olabilme yeterliliğidir. Zaten milletvekili olmak abi, olmamak zorundadırlar. Ama bak sen şimdi olayları çok şey yani böyle hem anayasal anlamda kanun anlamında mantık çerçevesinde yorumluyorsun ama ya mevcut düzene karşı bir değişim bir darbe gibi bir planları varsa yani hiç onu düşünmüyorum. Ya yani şimdi bir Suriyeli yani, bir Arap'ı bakan yaptın diye darbe mi yapacaklar? Şöyle darbe derken yani genel altını çiziyorum yani bu yani cumhuriyete karşı bir ya da o kurucu kafaya karşı kurucu düzene karşı bir değişim gibi bir şey olabilir. Ben diyorum ya bak ümmet kafası diyorum Osmanlı kafası böyle bir şey mi acaba düşünüyorlar? Yani hayır ben öyle düşünmüyorum. Ben karşı devrim. Gelecekte Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek olan Cumhurbaşkanı bugün yetkileri sahip olursa gene ben Esad'la oturulup konuşulacağını Suriye'de olağanüstü bir iş gücü imkanı yaratılabileceğini yani fabrikalar kurulacağını Suriye'nin de artık kendine yetebilecek kadar petrol olduğunu biliyoruz. Petrol sahalarına yakın deniz tarafından da zaten biliyoruz ilişkileri çok güçlü o konularda. Benim gördüğüm şu, Suriye'yi İsrail'le de, yeni İsrail'le, Netanyahu'dan sonraki İsrail'le de barıştıracak dünyayı yönetme gücü yani, olanlar. Tamam abi. Ben şimdi Ali abiye pas atayım. Neyse, o zaman demek ki sevgili seyirciler hazır olun. Nijeryalı bir cumhurbaşkanımız olabilir yakın tarihte. Ya şimdi bak Ferit. Bunlar bence gülüp geçmemiz gereken şeyler. De ki oldu ya. Ya de ki oldu. Ne olacaksa ya. Eğer İskoçya Başbakanı kim ya? İrlanda. İngiltere'deki başbakan kim? Başbakan Hintli ama abi devşirme bir Hintli olduğunun altını çizmek gerekiyor abi. Şimdi, Mimar Sinan neydi ya? Mimar Sinan abi burası bak şimdi Türkiye Mehmet Paşa abi imparatorluk bekasıyla bugünkü yapıyı aynı okumaya kalkarsak başka bir şey olur. Türkiye gelecekte imparatorluk olacaksa dediklerin doğru abi. Ama ben yani istersen İmparatorluk olmasa gerek yok Allah aşkınıza. Bundan çok değil 20 sene önce
Boateng gibi bir siyahinin Alman milli takımında oynayacak kimin aklına gelirdi ya? Kimin aklına gelirdi? Oynuyor. Fransa'da şey Zidane yıllarca Fransız kulüp, Fransa milli takım kaptanlığı yaptı ya. Cezayirli. Ya dünya abi değişiyor ya. Neyse abi ben dünya değişiyor. Tabii Mendo abiye yine klasik olarak katılmadığımı ifade ederek bir iki düşüncemi anlatayım Mendo abi. Rasim Ozan Kütahyalı'yı iki türlü değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum Ferit. Ya Rasim'i Masim'i bana katmayın araya. Bana ne Rasim'den ya. Ben yok abi şu. 15 yıldır okumamışım bile. He. 2040'larda Türkiye'nin zenci bakanları olacaktır. Türkiye'nin zenci emniyet müdürleri ve valileri olacaktır. Türkiye'nin zenci büyükelçileri hatta zenci generalleri olacaktır. Afrikalılar artık Türkiye yurttaşıdır. Bunu kimse önleyemez. Bunun iki tane boyutu var. Pardon Ali, bu arkadaş kimse işte, tanıyoruz biliyoruz da hemen savcılığa şikayet edilmeli. Zenci demek suçtur. Evet. Onu geleceğim abi. Onu geleceğim abi. Ondan yani siyahi demek. Bir hem aynı zamanda aşağılıyor ama iki şey yapıyor. Aslında bunun konuşulması için zemin oluşturuyor Ferit. Buradayım. 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 Evet. Evet, konuşulması için zemin oluşturuyor. İkinci olarak da aslında üstü kapalı olarak muhalefet yapıyor Ferit. Bak o cümlesini tersinden okumak gerekiyor. Yani toplumu böyle bir düşünceye yönelik olarak da bunu tartıştırarak da toplumun uyanık olmasına yönelik katkıda bulunuyor. Tersinden söylüyorum bunu. Onu düşünmüş müdür, düşünmüş müdür bilmiyorum ama benim okuduğum bu. Şimdi olay şu. Afrikalıların Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani kaç milyonlar Türkiye'de mesela? 1 milyon mu? 2 milyon mu? 3 milyon mu? Suriyelilerin kaç milyon olduğunu bilmiyoruz. Afganların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bakın iki Tuğ generale yapılmış operasyonla kamuoyunda nasıl bir algı oluşturuyorlar söyleyeyim sana. Bir, aslında Suriyeliler Türkiye'ye askerlerin para almasıyla kaçak yollardan giriyorlarmış. Normal olarak girmiyorlarmış. Bak algıya bak. Bir kere böyle bir algının oluşturulmasına katkıda bulunuyorlar bir. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, çünkü TÜİK geçen gün bir şey yayınladı, araştırma yayınladı. Türkiye'nin doğurganlık oranını işaret ederek ülkemiz için varoluşsal bir tehdittir dedi. Bakın, varoluşsal bir tehdit. Yani doğurganlık oranının düşmüş olması, Türkiye'nin 2001 yılında %2.38 olan doğurganlık hızının, 2.38 olan doğurganlık hızının 2023 yılında 1.51'e gerilediğini hatırlatıyor. Aslında Erdoğan iktidara gelmeden evvel Türkiye'deki doğurganlık hızı normalken Erdoğan'ın 22 yıllık iktidarında 3 çocuk yapın, 4 çocuk yapın, doğurun demesine rağmen toplum doğurmaktan vazgeçmiş, kadınlar daha geç evlenmeye başlamış ve Erdoğan'ın 22 yıllık iktidarında doğum hızı düşmüş. Bakın ve şimdi diyor ki Türkiye'nin geleceği için varoluşsal bir tehdittir diyor. O zaman şimdi şunu söyleyelim. Eğer Erdoğan doğum hızının düşüşü üzerinden varoluşsal bir tehdit algısı yapıyorsa Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak, Afrikalı mültecilerin, göçmenlerin aklınıza ne geliyorsa ne söylerseniz söyleyin, Suriyelilerin, Afganların, Libyalıların, Filistinlilerin Türkiye'ye gelecek olması doğurganlığa varoluşsal tehdit diyen Sayın Erdoğan, aslında bu göçmen, sığınmacı ve mülteci üzerinden Türkiye'nin gelecek problemidir, beka meselesidir. Yani doğum oranı üzerinden böyle bir tespit yapan Erdoğan'a söylenmesi gereken olay şu: günaydın. Günaydın demek ki. Erdoğan ise bunu o çocuklara, kendi yandaşlarına yazdırarak halka şu şey mesajı veriyor: doğurmuyorsunuz, ben de başka yerden getiriyorum diyor. Şimdi 22 yıllık siyaset insanların doğurabilmesi için teşvik ver kardeşim. Annelere, çocuklara. Yani öyle geçen ya, gün öyle. Cumhurbaşkanı bir gece kararnamesiyle Türkiye'deki nereden geldiği belli olmayacak, nasıl geldiği belli olmayacak
yabancıların yani mültecilerin tüm sağlık ihtiyaçlarının, kol, bacak, aklı protezlerinin takılmasına kadar ücretsiz olacağına yönelik olarak kararname yayınladı bir gece yarısı. Ama mülteci kanunu Avrupalılarla yapılan sözleşmelerde var bunlar. Ali bunlar benim de İslam'ım. Bana ne mülteci kanunundan, bana ne Avrupalılarla senin abi, kendi insanına yapmadığını, kendi insanına yapamadığını itirazın var mı? Tabii elbette tabii. Ama işte bunları açıklayamıyorlar. Senin tepkinden gösterdiğin tepkiyi vatandaş da gösterecek. Korkuyorlar. Tamam Mendo abi, 3 kuruş para alacağım diye Türkiye'nin geleceğinin demografik yapısını yerle bir ediyorlar. Parçalayarak gidiyorlar. Şimdi bunu bu sürecin açısından söyleyeceğim. Yani sen Türkiye'de doğurganlığın artmasını istiyorsan sağlık sistemini ona göre çözeceksin. Annelere ona göre teşvik vereceksin. Ailelere çocuk yardımını ona göre yapacaksın kardeşim. Kira yardımını ona göre yapacaksın. Eğer Türkiye'de doğum hızının artmasını istiyorsan onun toplumsal şartlarını yerine getireceksin. Hamaset falan yapma. Doğurun. Kolay doğurun demek. Ben kendi gerçeğimi söyleyeyim Mendo abi. Kiracıyım ve ev sahibi hülle ile evi satmak için geçen gün birini gönderdi. Eve baktı. Adamın haline baktım. Ev sahibinin büyük ihtimalle yakını. Dedi ki ben evi satın alınca siz çıkacak mısınız? Hayır çıkmayacağım dedi. Yasal hakkım neyse onu kullanacağım. O zaman ben evi almam dedi. Alma dedim. Ya niye bir mi almayacaksa? Kirası düşükmüş. Halbuki ben 2 yıl önce girdiğimde bulunduğum sitenin en yüksek kirasını ödüyordum. Ama Türkiye'deki şartlar gereği, ekonomi gereği benim kiram şimdi düşük oldu. 1 yıl içinde oldu Mendo abi. 1 yıl içerisinde. O da neden? Devletin %25'lik zorunluluk büyük ihtimalle bu yılda getirecek. %25'in üzerinde kira artışı olamaz diye. Kalkıyor ben şimdi buradan yola çıkarak söyleyeceğim olay şu Ferit. Türkiye'de siyasal iktidar bu mülteci, göçmen ve sığınmacı üzerinden çok net bir şekilde söylüyorum. Türkiye için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak çocuklarımızla ilgili, bizimle ilgili, torunlarımızla ilgili varoluşsal bir tehdide son 2010 yılından beri imza atıyor. O açıdan Rasim Ozan Kütahyalı'nın zenci diyerek siyahları aşağılama ama aşağılarken de Türkiye'ye parmak sallayarak hazır olun bunlar sizin emniyet müdürleriniz, genelkurmay başkanlarınız olacak sözüne de itiraz ediyorum ve kabul etmiyorum. Bana dayatılan hiçbir şey ama kalmıyor. Ben öyle bakmıyorum. Yok benim bakışım Mendo abi. Ben Ziya Müezzinoğlu Arap Ziya'ydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Başkanı'ydı ya. Maliye Bakanlığı da yaptı. Mendo abi bu Cumhuriyet kurulurken Araplar da var, Kürtler de var, Çerkezler de var, Türkler de var abi zaten Cumhuriyet yani kurulurken. Bunlar olabilecek şeylerdir. Yani bunların ben o yazı açısından bakmıyorum. İnsanların tenleri açısından görevleri yani benim ülkemin başında bir gün çok esmer birisi cumhurbaşkanı olursa hiç de umursamam, bana ne ya? Bir Yahudi de olabilir, bana ne ya? Eğer benim devletimi iyi yönetecekse, doğru yönetecekse bana ne onun Yahudiliğinden, Museviliğinden ya? Beni niye ilgilendirir ya? Ya Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'yi iyi yönetsin, gelsin ben sırtıma alayım, onu sırtımda taşıyayım ya. Kötü yönettiği için ben Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele ediyorum kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan Gürcü. Gürcü ne olabilir? Ne yapayım yani? Bu arada aslında tartışma... Abi şey yayın